Bugün Rahman'ın ayetleri programında Neml suresi 23-35. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti Süleyman'ın saltanatından ve devrinde meydana gelen bazı olaylardan bize ibretlik tablolar sunuyor. Bundan önceki bölümde Hazreti Süleyman'ın Hütüt'le konuşması nazara verilmişti. Hazreti Süleyman bakıyor ki ordusunu teftiş ederken Hütüt yok. Eğer bir mazereti yoksa geldiğinde ben onu cezalandıracağım diyor. Çok geçmeden Hütüt geliyor ve mazeret beyan ediyor. Ve diyor ki ey Süleyman senin ihata etmediğin şeyleri ben ihata ettim. Sebe denilen, Yemen'deki Sebe denilen yerden sana yakin, gerçek bir haber getirdim. Ve devamında Cenab-ı Hak şöyle anlatıyor. İnni vecettu imraten Hütüt diyor ki ben bir kadın gördüm, buldum orada. Temlikuhum onlara hükmediyor. Yani Sebe Melikası Belkıs. Utiyet min külli şey ve her şey ona verilmiş. Yani bir saltanat için gereken ne varsa bütün saltanatla ilgili şeyler ona verilmiş. Ve lehe arşun azim ve onun büyük bir tahtı var. Tabi buradaki tahtın büyüklüğü her ne kadar bazı tefsirlerde maddi bir taht olarak çok büyük bir taht şeklinde ifade edilmişse de taht saltanattan kinayedir. Yani büyük bir saltanatı var. Bu manada anlamak mümkün. Ama doğrudan oturmuş olduğu o taht normalden biraz daha büyük de olabilir. Buna da bir engel yok. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدَانِ لِشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ onu ve kavmini Allah'ı bırakıp da güneşe secde eder bir şekilde buldum. Böyle yapıyorlar. Ve zeyyene lehumu şeytanu amalahum. Şeytan onların amellerini süslü kılmış. Fesaddahum anis sebili ve onları yoldan çıkarmış. Hak yoldan onları alıkoymuş. Fehum la yehtedun ve bunun sonucu olarak onlar doğru yola hidayete gelemiyorlar. Güneşe tapmak tarih boyu değişik milletlerde görülen bir durum. Demek ki Belkıs'ın kendisi ve kavmi de güneşe tapan bir topluluk. Ve güneşi mabut zannediyorlar. Güneşe ibadet ediyorlar. Ellâ yescudu lillâhi. Yani şeytan yolu onlara kapatmış ta ki Allah'a secde etmesinler. Ellezî yuhricul hab'e fissemâvât vel ard. Gökler'de ve yerde gizlilikleri çıkaran Allah'a secde etmesinler diye şeytan yolu onlara kapatmış. Ve ya'lemu mâ tuhfûne ve mâ tûlinun ve o Allah hem sizin gizlediklerinizi bilir hem de ilan ettiklerinizi, aleni yaptıklarınızı, söylediklerinizi bilir. Bu Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetlerinden birisidir. Normalde bunu duyduktan sonra veya okuduktan sonra hemen secde edilebileceği gibi sonraki bir vakitte de yapılabiliyor. Yani Allah göklerde ve yerde gizli şeyleri çıkarıyor. Burada şöyle bir incelik var. Hütüt kendisi bir su mühendisi adeta. Hazreti Süleyman'ın ordusunda onun görevi nerede suya ihtiyaç varsa gidiyor, çevreyi araştırıyor. Şurada su vardır diye işaret ediyor. Orayı kazıyorlar. Oradan su çıkıyor. Böyle olunca Hütüt yerin altındaki gizlilikleri yani su açısından en azından bilebiliyor. Kendine böyle bir maharet verilmiş. İşte Hütüt kendi sanatıyla Allah'ı tarif ediyor. Yani Allah da göklerde ve yerde gizli neler varsa bunları açığa çıkarıyor. İşte şu anda görmüş olduğumuz alem bir zamanlar yokluk karanlıklarındaydı. Hiçbir şey görülmüyordu. Allah-u Teala bütün bu varlıkları yokluk karanlıklarından çıkardı ve göze gösterdi. Veya gökyüzüne bakıyoruz. Gökyüzünde bulutlar bile görülmüyor çoğu zaman. Ama o atmosferden Allah bulutları çıkarıyor. Derken o bulutların içerisinden yağmuru çıkarıyor. Veya kış mevsiminde yeryüzüne bakıyoruz kuru bir vaziyette. Çamur, toprak o şekilde. Ama bahar geldiğinde yerin altındaki gizlilikler, tohumlar açığa çıkıyor ve rengarenk çiçekler açılıyor.
Bu manada Allah-u Teala'nın gizlilikleri çıkarması onun icraatlarından birisi. Ve Hütüt isimli kuş da kendisi gizli suları çıkarabildiği cihetle Allah-u Teala'yı bu manada daha iyi tanıyor ve ona göre de ayet-i kerimede ifade ediyor. Allahu la ilahe illa hu, Allah, ondan başka ilah yok. Huve Rabbül Arşil Azim, ve o Arş-ı Azim'in Rabbidir. Burada daha evvelinde Belkıs'la alakalı Velehe Arş-ı Azim denilmişti. Yani o kadının, Belkıs'ın çok büyük bir tahtı var. Hemen devamında da Allah'ın arşından söz edildi. Rabbül Arşil Azim, büyük arşın Rabbi. Yani her ne kadar şu dünyada insanların da bazılarının saltanatı olsa bile, gerek Hazreti Süleyman'ın, gerek Belkıs'ın, gerek daha başkalarının saltanatı olsa bile, gerçek saltanat Allah'ın saltanatıdır. Bizim şu anda melik dediğimiz, malik zannettiğimiz insanlar gün gelir ölürler ve saltanatları biter. Ama Allah-u Teala'nın bitmez bir saltanatı var. Hükmedenlere de o hükmediyor. Onun saltanatı her şeyi kuşatmış vaziyette. Zerrelere de hükmediyor, kürelere de hükmediyor. Böyle olunca Arş-ı Azim Allah'ındır. En büyük arş Allah'ındır. İnsanların ise nispi olarak ve belli bir zaman aralığında kısmi bir saltanatı olabilmekte. Gale Hazreti Süleyman şöyle dedi: Senenzur, bakacağız bakalım. Sadakte emkünte minel kafirin, kâzibin. Yani doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Sadakte, doğru mu söyledin? Emkünte minel kâzibin, yoksa yalan söyleyenlerden misin? Bunu göreceğiz. Burada Hazreti Süleyman ihtiyatlı davranıyor ve gelen haberi kontrol etmek. Malum Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler, size bir haber getirildiğinde bunu araştırın, yoksa farkına varmadan bir kavme isabet eder ve yaptığınıza daha sonra pişman olursunuz buyuruyor. Yani tahkik etmek lazım. Gelen haber önemli bir haberdir ama doğru mu değil mi, bunun bir kontrolden geçirilmesi lazım. Hazreti Süleyman da dirayetli bir komutan olarak aynı zamanda haberi tahkik edecek. İzheb bi kitabi hâze, benim bu mektubumu götür. Fe'elgih ileyhim, bunu onlara bırak. Sümme tevelle anhum, son onlardan ayrıl. Fenzur mâze yerciun, bak bakalım ne yapacaklar. Burada galet ya eyyühenil mele'u, hemen peşinde Belkıs'ın kavmine karşı önde gelen vezirleri gibi önde gelen devlet adamlarına konuşmasını görüyoruz. Demek ki Kur'an-ı Kerim bu kısmı çok kısa geçmiş ve zihinlere havale etmiş. Yani işte Hazreti Süleyman kuşu böyle bir mektupla gönderdi. O da gitti, mektubu bıraktı. Bu manalar doğrudan ayette anlatılmıyor ama ayetin devamından bunun böyle olduğunu biz anlıyoruz. Rivayetlere göre Hazreti Süleyman'ın göndermesinden sonra kuş, yani Hütüt kuşu, Belkıs'ın özel odasına kadar giriyor, camdan giriyor ve onu, o uyurken mektubu onun üzerine bırakıyor. Kendisi de ayrılıyor ve olup bitenleri izliyor, Hazreti Süleyman'a haber veriyor. İşte ayetin devamı mektubun Belkıs'a bırakılmasından sonraki manzarayı bize anlatmakta. Galet, kadın dedi ki, Belkıs, Sebe Melikesi Belkıs dedi ki: Ya eyyuhel mele'un, ey seçkin topluluk, inni ulgiye ileyye kitabun kerim, bana kıymetli bir mektup bırakıldı. İnnehu min Süleymane, bu Süleyman'dan gelen bir mektup. Ve innehu bismillahirrahmanirrahim, ve o bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. Ella ta'lu aleyye, bana karşı diklenmeyin. Ve tuni müslimin, teslim olmuş kimseler olarak bana gelin. Mektupta böyle diyor. Bazı müfessirler buradaki ella ta'lu aleyye, bana karşı diklenmeyin ve hakka teslim olun, bu manayı doğrudan Hazreti Süleyman'ın
ilahi bir mesaj olarak onlara ilettiğini bu manada da açıklamışlar. Ama iki türlü de anlaşılabilir. Hazreti Süleyman doğrudan bana karşı gelmeyin ve bana teslim olun, boyun eğin bunu demiş de olabilir. Burada Bismillahirrahmanirrahim ifadesinin ayet içinde yer aldığını görüyoruz. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Demek ki şu anda bizim kullanmış olduğumuz Bismillahirrahmanirrahim daha önceki peygamberlerin de kitaplarında yer almış. Onlar da Besmele'yi bizim gibi kullanmışlar. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'ten dönerken, Taif'te kendisi kötü bir durumla karşılaşıyor. Oradaki insanlar onu dinlemek istemiyorlar. Hatta ayak takımına onu taşlatıyorlar. O haliyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mahzun bir şekilde dönerken işte bir bağın orada bir miktar dinleniyor ve oradan birisi, bir köle bir miktar üzüm getiriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Bismillahirrahmanirrahim diye üzümü böyle aldığında köle şaşırıyor ve diyor ki bu Bismillahirrahmanirrahim ne demek? Bunu biz de kullanıyoruz diyor. Meğerse köle Hazreti Yunus'un dinine tabi olanlardanmış. Yani bunun üzerine Peygamberimiz bunu öğrenince o benim kardeşimdir diyor. Yani malum peygamberler bir nevi kardeştir. O noktada ve o zat orada o köle Müslüman oluyor. İşte Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'da da sure başlarında geçtiği gibi Tevbe suresi dışında bütün surelerin başında yer aldığı gibi ayet içinde burada ayetten bir parça olarak da yer alıyor. Galet ya eyyuhel mele'u, kadın dedi ki ey seçkin topluluk, eftuni fi emri, benim bu durumum hakkında siz bir fetva verin, görüşlerinizi beyan edin. Mâ kuntu gâtıaten emran, ben herhangi bir meselede hemen hüküm veren birisi değilim. Hatta teşhedûn, sizin şehadetiniz olmadan, sizin tasdikiniz olmadan şu şöyle olsun diye ben hüküm veren birisi değilim. Burada şunu da görmekteyiz. Demek ki Sebe Melikesi Belkıs işlerini meşveret yoluyla yapıyor. Yani her ne kadar kendisi hükümdar, kraliçe ise de ve söylemiş olduğu şeyler yapılacak durumda ise de o yine de vezirleriyle, danışmanlarıyla meseleleri görüşüyor, konuşuyor, ardından bir karara varıyor. Tabi bu idari noktada çok artı bir değerdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine vahiy gelmekle beraber en ziyade meşveret eden bir kimse. Hatta Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki ben Resulullah'tan daha fazla meşveret yapan birini görmedim. Peygamber Efendimiz istese şunu şöyle yapın, bunu böyle edin diyebilirdi. Ama nasıl yapalım diye soruyor ve onların görüşlerini aldıktan sonra bir karara varılıyor. Burada da Kur'an'da zikredilen bu olayda Belkıs'ın etrafındaki meşveret heyetiyle meşveret ettiği, vezirleriyle, danışmanlarıyla konuları görüştüğü, daha sonra karara vardığı anlaşılmakta. Galu, onlar dediler ki nahnu ulu kuvvetin, biz kuvvetli kimseleriz ve ulu be'sin şedid, ve çetin bir kuvvete de sahibiz. Yani ordu yönüyle, teçhizat yönüyle kuvvetli bir topluluğuz. Dolayısıyla bu ifadelerinden yani savaşalım, hemen ona teslim olmak akıl kârı değil diyorlar. Vel emru ileyke, devamında da edep dairesinde ama emir senindir. Yani bizim görüşümüz böyle ama emir senindir. Fenzuri mâzâ te'murin, artık bak nasıl emredersen onu yapalım. Galet, kadın şöyle dedi. Belkıs şöyle söyledi. İnnel muluk izâ dahalû garyeten efsedûhe. Hükümdarlar bir beldeye girdiklerinde orayı ifsad ederler. Ve câlû e'izzete ehlihe ezille, oranın aziz olan ahalisini zelil hale getirirler. Ve kezâlike yef'alûn, bunlar da böyle yaparlar. Burada yani hükümdarlar bir beldeye girdiklerinde kırarlar, geçirirler. Oranın aziz olan ahalisini zelil hale getirirler. Genelde kralların
ortak bir görünümü gibi. Tarih boyunca nice hükümdar bu tarzda hareket etmiş. Bir beldeye girdiğinde kırıp geçirmiş, taş üstünde taş, omuz üzerinde baş bırakmadan katliam yapmışlar. Kadın bu noktadan endişe ediyor. Hazreti Süleyman'ı da o kadar tanımıyor. Ve inni mursiletun ileyhim bi hediyetin, ben onlara bir hediye göndereceğim. Fe naziratun bime yerciul murselun, ve gönderilen elçiler ne ile dönecek ona bir bakacağım. Ondan sonra kararımızı veririz diyor. Bu tabi yerinde bir karar. Hemen doğrudan savaş kararı almak değil. Bir bakalım, önce elçilerimizi gönderelim ve onlar duruma baksınlar, ona göre bir durum değerlendirmesi yapalım diyor. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bu gibi olayları anlatırken pek çok yan mesajları da bize anlatmakta. Mesela zorba olan hükümdarlar bir beldeye girdiklerinde orayı kırar geçirirler ve oranın aziz insanlarını zelil hale getirirler. Saba Melikesi Belkıs'ın diliyle bu Kur'an'da anlatılıyor ve bu şekilde tarihteki bir görünüm de nazara verilmiş oluyor. Yani genel görünüm budur. Bunun istisnaları elbette vardır ama genelde hükümdarlar savaşa çıktığında önlerine çıkan yerleri adeta yerle bir etmişler. Acımadan katliamlarda bulunmuşlar. Bu da tarihi bir realite. İşari bir mana olarak mülük, kral anlamında, krallar anlamında, krallık tarzındaki idarelerin genelde zulme dayalı olduğu da buradan anlaşılabilir. Ve bunlar bir beldede hakim olduklarında oranın aziz olan insanlarını zelil hale getirirler. İşte insanlığın idari yönden tekamül seyrini düşünecek olursak, eskiden krallık dünyanın hemen her yerinde hakimdi. Ama özellikle 1789 Fransız İhtilali'nden sonra krallıklar birer birer tarihe karışmaya başladı. Ve bu Osmanlı'yı da etkiledi, başka yerleri de etkiledi. Neticede daha çok halkın kendi idarecilerini seçmesi bu daha rağbet buldu. Ve şu anda dünyanın ekser yerlerinde hakim olan durum bu tarzda. Ve böylece insanlar bir hükümdarın onları idare etmesi değil, kendi imkanlarıyla kendilerini idare etmeyi tercih ediyorlar. Bu manada da ayet-i kerime bir yönüyle değerlendirilebilir. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızla beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.